çocuğumuz oldu diyelim. Bebeklerimiz. Bu nohutlar, bilyeler, tesbih taneleri. Hı-hı. Çocukların burunlarına kaçabiliyor. Çünkü test etmek istiyorlar, dokunmak istiyorlar, evet. Tanımak istiyorlar. O dönemde çocuğumuzun burnuna bir şey kaçtığı zaman, hı-hı, ilk yardım olarak ne yapmamız lazım? Şimdi birazcık orada şeyde bunu tespit etmek de zorlaşıyor. Çünkü anne bir şeyle ilgilenirken çocuk orada saniyelik yapıyor o işi. Hı-hı. Nasıl anlıyoruz? Bazen burunda bir kanama olabilir. Bazen, hı-hı, koku olabilir. Filizlenen fasulye olabilir. Zaman zaman böyle fasulye. Çünkü nemli de, mukoza nemli olduğu için bazen filizlenen fasulye vakaları bile varmış. Gerçekten mi? Tabii. Nohut. Nasıl fasulyeyi burnuna koymuş orada filizlenmiş. Aynen mi? Aynen öyle. Yani anne bazen bir bunu anlamayabiliyor. Bu noktada da yakalandığı olmuş. Ama bezelye gibi, nohut gibi, fasulye gibi şeylerin şöyle bir tehlikesi var hakikaten. Suyu çektiği için daha da şişiyor ve çocuğun nefes almasını da engelleyebiliyor. Hmm. Bizim genellikle tercih ettiğimiz kurcalamamak. Hmm. Evet, çünkü anne onu cımbız gibi bir şeyle almaya çalışırsa ileri gidebilir. İleri giderse daha büyük operasyon anlamına gelir. Dışarı doğru nefes verebiliyorsa çocuk, bunu yapabilecek kabiliyette ve yaştaysa bunu denenebilir ama geri nefes çekmesi değil, yani dışarı doğru nefes vererek atmaya çalışmak. Eğer bu olmuyorsa hemen bir kulak burun boğaz uzmanıyla görüşmek gerekiyor kesinlikle. Elde müdahale etmeye, evet, özen göstereceğiz. Evet evet, çünkü ileri gitmeden çok daha basit bir şekilde oradan alabilirler. Ama biz onu alayım edeyim derken kurcalayıp daha ileri gitmesine neden olursak operasyon da büyür. Hmm. Yine kulakta, keza kulağa da bir şeyler sokuşturabiliyorlar. Evet. O zaman da yine yapılması gereken masumca şey. Evet. Bazen kulak ağrısını şey yapmak için, gidermek için çocuk kendi kendine yapabiliyormuş. Yani öyle aslında mi? Bir ağrının da bazen işareti olabiliyor. Orada başka bir rahatsızlığın da işareti olabiliyor. Kulağa suyla zaten müdahale etmemek gerekiyor. Ve hızlıca hemen kulak burun boğaz uzmanına başvurmak lazım. Geçen bir haber okumuştum. Mıknatıs çocuk iki taraftan sokmuş. Onu görmemişlerdi. Burunda dokuları yemeye başlamış bir süre sonra. O kadar uzun kalmış ki. Böyle şeyler de olabiliyor. Yani biraz tetikte olmak lazım. Bir anne eğitimde anlatmıştı. Bir gün bir baktım da çocuğun burnundan mavi mavi bir şey akıyor. O ne diye panik oldum dedi. Meğer şeker sokmuş, mavi bir şeker. O da erimiş. Evet, eridiği için Allah'tan erimiş. Allah'tan erimiş. Evet. Aynen. Benim kardeşim de buruna peçete doldurmuştu. O kadar çok vaka var ki gerçekten çocuklarda böyle. Hemen kulak burun boğaz uzmanına orada başvurmak lazım ama göze bazen bir şey kaçabiliyor. Hmm. Mesela terliğin içerisindeki süngeri söküp yapan çocuklar ve maalesef ki bunun sonucunda boğulan çocuklar, aa, da varmış. Tabii. Çok i̇şte nefes almayı engellediği için tabii. Gerçekten çünkü hayal dünyaları, çocuklar denemek istiyor, öğrenmek istiyor. Bir oyun belki de onun, hı-hı, için o an. Kulak ağrısı için güya müdahale ediyor çocuk. Evet. Bilmiyor ama gözümüzü ayırmamak lazım. Ola ki böyle bir durumda da hemen bir kulak burun boğaza uzmanlar gitmek gerekiyor, evet, değil mi? Gitmek bir de lazım. Kusmalardan dolayı maalesef ki ben bunu çok duydum. Sizler de duymuşsunuzdur muhakkak ki. Çocuklar uykusunda kusuyorlar, hı-hı, ve bu da boğulmalara neden olabiliyor. Hı-hı. Anneler bu durumda ne yapacaklar? Nasıl yatıracaklar? Pozisyonları nasıl olmalı? Benim en çok korktuğum konulardan biri. Benim korkularım çoktur zaten. Bir paniğim ben. Bilmiyorum nasıl olacağım anne olduğumda. Öyle bir şey olacağım herhalde. Ben yanınızdayım. Ay canımsınız. Eksik olmayın. İki sağlam insan. Evet. Şimdi çocuğun yatması, yani yatış pozisyonuyla ilgili aslında çok hani tıpta da bir uzlaşı yok benim okuduğum literatürlere göre. Değişiyor. Evet, bakışlar var. O yüzden ben de net bir şey söylemek istemem. Hani tıbbın uzlaşmadığı bir konuda ben ahkam kesmek istemiyorum. Ama biz şunu anlatırız. Bilinç kapanması durumunda, yani bir hastanın yolda giderken bir çocuğu gördüm. Hiç tanımadığım biri olabilir. Bilinci kapalıysa sırt üstü yatmasını önermeyiz. Hmm. Bir de bu dilin geri kaçma meselesi vardır, bilirsiniz. O yüzden insanlar dil çıkartırlar, çengelli iğneyle takmaya, evet, çalışanlar, bir sürü böyle rezalet durumlar vardır. Orada yapmam gereken şey baş geri çene yukarı diye bir pozisyondur. Ancak ağzın içinde bir şey varsa ve ben baş geri çene yukarıyı ağız içini kontrol etmeden yaparsam o da soluk borusuna kaçıp tıkanıklığa neden olabilir. O dil kaçması benim kuzenimin başına çok gelmişti, hı-hı, çocukken. Belki 8-10 kere oldu o. Hı-hı. Hep anneciğim müdahale etmişti. Bir kaşıkla çenesini kapat çünkü çenelerini de kilitliyorlar. Birçok anne buna şahit olmuştur. Maalesef ki çok o kötü bir şey. O bir sara krizi vakası olabilir. Havale vakası olabilir. Yok, dili kaçıyordu. Niye kaçıyordu? O bir, yani muhtemelen ya epilepsi krizidir. Epilepsi. Evet, orada yaşanan bir şey olabilir. Çünkü normalde bilinç kapalı birisi. Çocukluğumdu, sanki hep dil kaçma diye hatırlıyorum ama o noktada da hani böyle bir parmakla müdahale vardı. Evet, o da yanlış bir müdahale aslında. Ne yapacaklar böyle bir durumda? Şimdi parmağı sokarsam o kasıldığı sıra zaten parmağımı sıkıştırır, ısırır. Hı hı. Bununla birlikte çok eskiden şunu önerirlerdi. Kaşık meselesi oradan geliyor. Tahta kaşık derler bir de. Tahta kaşığı sokmak. Şimdi ben tahta kaşığı soktum. Kırıldı dişi. Soluk borusuna kaçtı. Ne yapacağım?
başka bir sorunla baş başa kalıyorum. O yüzden yapmam gereken şey, havalede de biz onu öneririz. Epilepside de yan yatırabilirim. Yani epilepside çok hani yan yatırmaktansa rahat bırakmayı tercih ederim ama başını belki yan çevirebilirim. O da içeride kalan bir kusma, kanama, içeriden gelen herhangi bir sıvı olursa ki genellikle epilepside ve havalede olur. Onu dışarı atabilsin, direne edebilsin diye. Ben plajda görmüştüm, çocuk epilepsi nöbeti geçirdi. Annesi hiç dokunmadılar, sadece kafasını şöyle yana çok eğdiler ve beklediler. Çünkü bazen kolunu bacağını tutayım derken kolu bacağı çıkar. Evet. İşte çenesini tutayım derken çenesi çıkar. Ben Üsküdar'da görmüştüm. Giderken sarı krizi geçiren birine balkondan soğan attılar. Yani ilk acil tedavi. Şey olmuş. soğan, evet, soğan koklatmak, sarımsak koklatmak, işte amonyak. Evet, amonyak, kolonya dikişli falan. Balkondan doğru evet, konuşuyor. Bunlar yanlış. Doğru bilinen yanlışlardan işte böyle bir paket. Bunların hepsi yanlıştır. Çünkü özellikle epilepsi hastaları ön uyaran kokular duyarlar zaten. Onları bir de sinir sistemi zaten problem yaşıyorsa ben ona bir de koku koklatmaya çalışırsam. Soğan. Evet, bunların hepsi yanlış. Ne olur hiçbir şey koklatmayalım. Onun o nöbeti geçirmesine izin vermek lazım. Havale geçiren çocukta da öyle. Anneler çok panik oluyor biliyorum haklı olarak. Çünkü gördükleri tablo korkutucu bir tablo gerçekten. Ama yapmamız gereken şey çocuğun o krizi tamamlamasına izin vermek ve yan çevirmek. Yan çevirirsem o içeride işte hem dilin tıkama meselesi ortadan kalkmış olur hem de içeriden gelen herhangi bir sıvı olursa onu direne edebilir, atabilir. Hemen 112 aranmalı o esnada. Ve ikinci bir nöbet olursa hastane koşullarında olması gerekiyor. Ateşi varsa ıslak bir çarşafa sarabilirim ama buz gibi bir suya sokmam. Hipotermiden konuşmuştuk ya, evet. Yanıkta. Yine hipotermiye girebilir. Buz gibi bir suya sokarsam ateşi olan çocuğu evde hipotermi yaşarsa evet ben ne yapacağım? O yüzden ıslak çarşafa sarabilirim ya da ılık bir duş olabilir. Hemen 112 ile buluşması ve ikinci bir atak olursa hastane koşullarında olması önemli. Güzel.